Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirip envanterine almak için yoğun emek ve çaba gösterdiği Bayraktar Kızıl Elma yani MIUS sistemi dış basında gündemden düşmüyor. Bir yandan Arap medyası, bir yandan Batı medyası, Baykar Makina tarafından milli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağı MIUS hakkında yeni haberler yayınlarken, Türkiye'nin Kızıl Elma platformunun F-35 ihtiyacını ortadan kaldıracağı ifade ediliyor. Yerli ve milli teknolojiyle ülkemizi geleceğin harp konseptine hazırlayan milli savunma sanayimizin son meyvesi, Baykar Makina tarafından geliştirilen Kızıl Elma insansız savaş uçağı, dış basında Bayraktar Kızıl Elma geleceğin savaş konseptine yön verecek yeni bir silah sistemi olarak tanıtılıyor. Ve Türkiye'nin geliştirdiği bu platformun geleceğin asli hava unsurlarından biri olacağı ifade edilmekte. Baykar Makina mühendislerinin yerli olarak geliştirdiği Kızıl Elma tarafından yapılacak görevlerin insanlı savaş uçaklarına duyulan ihtiyacı ortadan kaldıracağını ifade eden Batı medyası, Türkiye'nin bu sayede F-35 gibi savaş uçaklarına olan ihtiyacından da kurtulacağını ifade etti. Eğer Kızıl Elma planlanan tarihte envantere girmeyi başarırsa, Türkiye F-35 gibi uçaklara ihtiyaç duymayacak. Şu anda F-35'lere en çok ihtiyaç duyduğumuz nokta, TCG Anadolu gemisinin güvertesinden kalkış yapabilecek bir savaş uçağına sahip olmayışımız. Ancak Baykar Makina, Kızıl Elma platformunu TCG Anadolu gemisinden iniş kalkış yapabilecek kabiliyette tasarlayıp geliştirmektedir. Bu sayede Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 satın alma ihtiyacından kurtulduğu gibi savunma sanayinde çok daha bağımsız bir ülke konumuna yükselecektir. Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak her geçen gün daha hızlı değişen savunma doktrinlerinde geleceğin hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Bu kapsamda Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız savaş uçağı Kızıl Elma, geleceğin muharebe konseptine yön verecek bir proje. Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar silahlı insansız hava araçlarının tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirilme çalışmaları yürütülen muharip insansız savaş uçağı, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmete sunulacaktır. Mühendis ekipler tarafından gece gündüz demeden geliştirilme çalışmaları devam edilen ve 2023'te ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanan Bayraktar Kızıl Elma, agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek, düşük radar kesit alanıyla güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak, kısa pistli gemilerden iniş kalkış yapabilme kabiliyetiyle TCG Anadolu gemisinde konuşlanabilecektir. Türkiye'nin savunma sanayinde başlattığı silahlı insansız hava aracı devriminde bir basamak daha ileri aşamayı temsil eden Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı, sahip olduğu üstün teknolojilerle rakiplerinin çok ötesine geçecek bir proje. Baykar, Bayraktar Kızıl Elma, tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden turbofan motorlu insansız bir savaş uçağıdır. Bayraktar MIUS için ilk kavramsal çalışmalar 2013 yılında başlamıştır. Proje ile ilgili en önemli gelişme ise 20 Temmuz 2021 tarihinde yaşanmıştır. Bu tarihte Bayraktar MIUS'a ait ilk kavramsal tasarım görselleri ve uçağın özelliklerine dair orijinal bilgiler kamuoyuyla paylaşılmıştır. Projenin kod adı başlangıçta MIUS olmuş, resmi adı Kızıl Elma ise 12 Mart 2022 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır.
11 Nisan 2021 tarihinde Saha Expo etkinliğinde Baykar ile Ukraynalı Ivchenko Progress arasında AI-322F turbofan motor tedarik anlaşması ve AI-25 TLT turbofan motor entegrasyon sözleşmesi imzalanmıştır. Kızıl Elma'nın farklı turbofan motorlar kullanan A ve B olmak üzere iki farklı varyantının geliştirilmesi planlanmaktadır. İlk prototipler ses altı subsonik hızda gidecekken, sonraki prototiplerin ses hızının üstüne yani süpersonik hızlara çıkması beklenmektedir. Bayraktar Kızıl Elma'nın gövdesi Stealth teknolojisine uygun olarak tasarlanmaktadır. Böylece uçağın düşük radar izine sahip olması planlanıyor. Dikey kuyruklar ve önde bulunan yatay kontrol yüzeyleri sayesinde Kızıl Elma'nın yüksek manevra kabiliyetine kavuşması hedeflenmektedir. Kızıl Elma, kısa pistli uçak gemileri ve LHD gemilerinden iniş kalkış yapabileceği için gövdenin su korozyonuna dayanıklı şekilde üretilmesi beklenmektedir. Selçuk Bayraktar, 4 Ağustos 2021 günü Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü'nün düzenlediği Havacılık ve Uzay Zirvesi 2 etkinliğinde Bayraktar Mius'un özelliklerini şöyle sıralamıştı. Kalkış ağırlığı 5,5 ton. Faydalı yük kapasitesi 1,5 ton. Seyir süresi 5 saat. Maksimum irtifa 40.000 feet. Seyir hızı 800 km bölü saat. Katapult yardımı olmadan yakalama kabloları ve kanca yardımıyla TCG Anadolu LHD gemisinden iniş ve kalkış yeteneği. İlk prototiplerde subsonik, sonraki prototiplerde ise süpersonik kabiliyet. Düşük radar izi. Dikey kuyruklar ve önde bulunan yatay kontrol yüzeyleri ve akıllı filo otonomisi. Muharip insansız uçak sisteminin 2023 yılından önce ilk uçuşunu yapacağı Selçuk Bayraktar tarafından açıklanmış olsa da bu tarih 2023 yılına ertelenmiştir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.